Herkese merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir videoda karşınızdayım. Bugün sizlere evde ya da iş yerinde çekmeyen internet sorununa nasıl donanımla çözüm bulabileceğinizi anlatacağım. Şimdi bu konuda bana çok fazla soru geliyor arkadaşlar. Özellikle beni tanıyanlar, hani eş, dost, akraba telefonunla arayıp işte Abi internete giremiyoruz, evde çekmiyor, üst katta çekmiyor, alt katta çekmiyor, yan dairede çekmiyor ya da salonda çekmiyor, mutfakta çekmiyor gibi sorularla beni e, çözüm arıyorlardı benden. Tabii ki ben onlar elimden geldiğince yardım ediyorum ama takdir edersiniz ki herkes bana ulaşamıyor. İşte ulaşamayanlar için de böyle bir video çekim, hem böyle sorunları yaşayanlar için de böyle bir videom var. Bakın bunu izleyin derim. Hem de bana ulaşamayanlar, bana telefonumu bilmeyenler için de böyle bir çalışma hazırlamak istedim. Evde ya da internette çekmeyen internetin temel sorunu şudur arkadaşlar. Genelde evde kullandığımız modemlerimiz ki işte internet servis sağlayıcılarının verdiği modemler genelde ucuz ürünlerdir ve bunların antenleri çok güçlü değildir. Ya da antenleri yoktur bile bazılarının. İşte siz salona koyduğunuz zaman bir modemi doğal olarak işte 2-3 duvar olduğunu varsayıyorum. Arka odaların bir tanesinde yatak odasında ya da çalışma odanızda ya da çocuğunuzun odasında çekme veya tam tersi mutfakta falan çekmeyebiliyor. Bu apartman dairesinde yaşanan sorunlar için bir de bunun farklı farklı senaryolar da var. Şimdi mesela iki katlı üç katlı bir ev olan olabilir. İş yeri de iki üç katlı olanlar olabilir ya da müstakil evi olup da Bahçede de interneti çekmeyenler olabilir. Şimdi ben hepsi için bütün bu olası senaryolar için çözümler var. O çözümlerden bahsetmek istiyorum. bunları tek tek de kullanabilirsiniz, komboda yapabilirsiniz. Bu birazcık sizin hani ne yapmak istediğinize bağlı veya nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Ben bunları anlatıyorum ama bunlar kanun kural değil. Farklı farklı çözümler de üretilebilir. Farklı varyasyonlarla da bunları kullanabilirsiniz. Bunun da altını özellikle çizeyim. Şimdi ben bu tip senaryoları ikiye ayırıyorum. Bir tanesi yatay düzlemdeki sorunlar. Bir tanesi de ikinci olan ise dikey düzlemdeki. Şimdi önce yatayı anlatacağım ben size. Yataydaki senaryo şöyle oluyor arkadaşlar genelde. Evinizde salonda internetiniz var. Arkada çekmiyor. Ya da arkada da internetiniz var. diye modeminiz orada daha doğrusu salonda çekmiyor ya da mutfakta çekmiyor ya da evin herhangi bir ev odasında çekmiyor. Yani tabii şimdi mimari olarak farklı farklı seçenekler olabilir. Kimisinin girişinde oluyor modemi, kimisi salonda oluyor, kimisi başka yerlerde olabiliyor. Ama genelde apartman dairelerindeki en büyük sorun duvarlardan dolayı ve modemin de güçsüz olmasından dolayı internetin arka taraflarda ya da modemi uzak olan noktalarda çekmemesi sorunu. Yani bu bazı durumlarda arka oda olur, bazı durumlarda salon olur, bazı durumlarda mutfak olabilir. Bu artık senaryo sizin e, kullanımınıza göre ya da bulunduğunuz evin mimarisine göre değişir ama senaryonun sonucu şu oluyor. İnternet çekmiyor arka odaya gidince. Sebebi şu. En önemli sebebi az önce söyledim aslında videonun başında. Verilen modemlerin üzerindeki anten sayısının yetersiz olması, güçlü modem olmaması. Şimdi Modemi değiştirebilirsin. Bu bir seçenek. Ama ben bunu yapmak istemiyorum. Çünkü pahalı bir seçenektir bu genelde. En ucuz ve en makul yöntem şudur arkadaşlar. Bir tane access point diye geçiyor. Bunlar erişim noktası ya da menzil arttırıcı diye geçiyor. Bu ürünlerden bir tane alırsınız ve gerekli ayarları da modeminize onu uzaktan kablosuz olarak bağlayarak yaparsınız. Bütün sorunuz genelde çözülür. Yani benim en ucuz ve en makul önereceğim çözüm budur. 100-150 liradan başlıyor bu. Access Point ya da erişim noktası ya da menzil arttırıcı dediğimiz ürünler işte 200 250 300'e kadar çıkar. Hani o da biraz daha pahalı ve kaliteli olanlardan bahsediyorum. Ama genelde fiyatlar bu civardadır. Şimdi ben bununla ilgili hepsi burada ile bir beraber hazırladığım bir liste var. Hepsi burada satılan ürünlerden bir erişim noktası ya da menzil arttırıcı ürünleri koydum. Açıklama kısmında onun linkini oradan satın alırsınız. Çünkü bazen bunu da soruyorsunuz. Onu özellikle söylüyorum. Bu e, hepsi burada ile işbirliği yapıyorum ben ve oradan yaptığınız satın alımlarda bana da faydası olacak. Ama bazen şunu da soran oluyor. Hani nereden alayım, ne alayım, hangi modeli arayayım? Ben orada bir liste yaptım. O listeden alışveriş yapabilirsiniz ve o ürünlerin tamamı da sizin işinizi görecektir. Şimdi birinci senaryonun çözümü bu. Bu senaryonun aslında farklı varyasyonları da olabilir. Şöyle apartman dairesi değil müstakile ama bahçede çekmiyor mesela. O da, o da olabilecek bir senaryo. Onu da yine bu tarz bir ürünle çözersiniz. Yani en makul çözüm budur arkadaşlar. Bunun dışındaki çözümlerde ya modemi değiştirmeniz lazım o da ucuz değildir. Ya da farklı şekillerde çözümler üretilebilir. E bir de şunu soran oluyor bazen. Yine apartman içinde veya yatayda olabilecek bir çözüm bu. İnterneti kablolu olarak taşımak istiyorlar. Şimdi bu da bir e, istenen bir şey. Çünkü e, yeğenim Ali ile yaşadığımız bir seriler oldu. Başıma gelmişti. O, o gerçi büyük katı istiyordu ama fark etmez. Yatayda da yapabilirsiniz bunu. İnterneti de kablolu taşımanın yöntemi var. Nasıl? Normal internet kablosu değil arkadaşlar. Powerline dediğimiz ürünler var. Ben onlarla ilgili bir video hazırlamıştım. Yukarıdan linkini koyarım. Oradan da daha detayını görürsünüz. Bu videoda o kadar anlatırsam uzacaktır video. Powerline tarzı ürünlerden alarak interneti de elektrik hattı üzerinden kablolu olarak ortada kablo görünmeden taşımanız mümkün. Böyle bir ihtiyacınız varsa da yine bir listem var. O listede de Powerline ürünlerini listeledim sizler için. Dediğim gibi Powerline konusu çok detaylı bir konu. Burada biraz hızlı geçiyorum ama merak edenler o videoma bakabilirler. Gelelim senaryonun en kompleks versiyonu olan e, dikeydeki çekim sorunlarına. Şimdi diyelim ki iki katlı bir eviniz var, üç katlı bir eviniz var ya da üç katlı bir iş yeriniz var. Buradaki interneti de böyle bu şekilde taşımak istiyorsunuz. Yani orada da çekmiyor sonuçta bir katta var. Diyelim ki ortada katta var veya giriş katında var. ikinci ve üçüncü katlara da internet götürmek istiyorsunuz. Burada erişim noktası ya da akses point ya da menzil arttırıcı işe yarar mı? Yarayabilir ama şöyle bir sorun var arkadaşlar. Şimdi duvarlar genelde tuğladan üretiliyor Türkiye'de. Ama zeminler beton. Şimdi betondan da sinyalin geçmesi o kadar kolay değil. Daha doğrusu geçiyor ama geçtiği zaman epey zayıflıyor bu sinyal. O yüzden erişim noktası ya da menzil arttırıcılar aslında bu konuda çok fazla bize faydalı olmayabilir. O yüzden ben bu tarz ihtiyaçlarda daha çok şunu öneriyorum sizlere. Mesh dediğimiz ürünler var. Bu mesh ürünleri minimum iki tane olması gerekiyor. Yani bir tanesini modemin yanına koyuyorsunuz. Daha sonra ikinci cihazı ona eşleştiriyorsunuz. Onu da birbirini görebilecek bir mesafede olmak kaydıyla bir üst kata, bir iki, iki yan odaya falan koyarak hem yatayda hem dikeyde ama asıl bu işler dikeyde daha çok işe yarar. Meşler için söylüyorum. Dikeyde de çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Meşin güzelliği şu. iki tane, üç tane, dört tane, beş tanesini birbirine bağlayabiliyorsunuz. Yani yetmediği yerde bir tane daha alıp, bir tane daha alıp, bir tane daha alıp ağınızı çok daha güçlü hale getirebiliyorsunuz. Ben dikey sorunların çözümünde genelde meş öneriyorum. Ama yatayda önerim genelde erişim noktasıdır. Ama şöyle bir çözüm de olabilir. Mesela yeğenimde biz öyle bir çözüm bulduk. Bir üst kata internet götürecekti ama kablo da götürmesi gerekiyordu. Powerline adaptörle elektrik hattı üzerinden yukarı interneti taşıdık. Onun ucuna bir tane erişim noktası taktık ve orada da bir kablosuz oluşturmuş olduk. Hani böyle bir çözüm de olabilir. Ama hani mesh iyidir. Mesh'in bir de şöyle bir güzelliği var. Modemler belli bir adetten sonra arkadaşlar tıkanıyorlar. Yani modeme bağlanan cihaz sayısı özellikle stok modem dediğimiz internet servis sağcılığının verdiği modemlerde belli bir adetten daha fazla bağlantı o cihaz bağlanırsa yani diyelim ki 15 tane cihaz elinizde. işte çocuğunuz var, eşiniz var, onun bilgisayarı var, telefonu var, sizin telefonlarınız var, tabletiniz var, şu var, bu var. 15 cihazdan sonra birazcık böyle sapıtmaya başlıyor. İnternetiniz kaç megabit olursa olsun fark etmiyor bu. stop olan yani servis sağlayıcılarının verdiği modemler genelde Dayanıklı değildir bu tarz ağır yükleri. Mesh çözümle altından kalkabiliyor. Yani onların çok daha yüksek sayıda cihaza bağlantı izin verdikleri için herhangi bir sıkıntı olmadan kullanabiliyorsunuz. Bunu da altını çizeyim. Mesh ürünler için de bir listem var. Onu da açıklamada vereceğim. Oradan da tıkladığınız zaman en azından benim hepsi burada da hazırladığım listeyi görmüş olacaksınız. Bir işbirliği listesi bu arkadaşlar. Oradan alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunacaksınız. Bunun da altını özellikle çizmek istiyorum. Anlatmaya çalıştım. E, özellikleri çekmeyen yani internet sorunu için hani verebileceğim tavsiyeler bunlar arkadaşlar. Bunun ötesinde farklı çözümler üretilebilir mi? Üretilebilir Söyledim. Modemi değiştirebilirsiniz. Bu da bir seçenektir. Ama özellikle mesela fiberde süper online şifre vermiyor. Onu bulmanın yöntemleri de var ama uğraşırsınız, enerji harcarsınız, zaman harcarsınız. Yani çok ben tavsiye etmiyorum modem değiştirmek. Hani elinizde bir modem vardı şifre debiliyorsunuz tabii ki bu da uygulanabilir. Çünkü eğer kaliteli bir modeminiz varsa bu çekme sorunlarının büyük bir çoğunluğunu halledersiniz. Ama o da onun da işe yaramadığı yerler olabilir. Yani mesafe çok uzundur. Uzun bir eviniz vardır ve de bahçeniz çok uzundur. 3-4 katlı bir binanız vardır. Sonuçta mucize beklememek gerekiyor. Bu tarz böyle erişim noktası, access point ya da mesh cihazlarıyla aslında bütün bu internet sorununuza Kökünden çare bulursunuz. Ben meşe özellikle öneririm. Meşin çünkü kurulumu vesaire işte kolay. Özellikle böyle 2-3 katlı evlerde kesinlikle meş en mantıklı çözümlerden bir tanesi. Birazcık pahalı ama bir kere alıyorsunuz bir daha da unutuyorsunuz. Öyle de güzel ve kullanışlı bir teknoloji olduğunun altını çizmek isterim. İnternet sorunlarınızla ilgili sormak istediğiniz, benim anlatmayı unuttum, bana telefonla ulaşamayacak olanlar için sorularınız varsa videonun altında mutlaka ve mutlaka yazmaktan çekinmeyin. Anladığım kadarını, bilgim olduğu kadarını yanıtlamaya çalışıyorum. Olmadığı zaman da e, takipçilerimizden diğer arkadaşlar yanıtlıyor böyle bir ekosistemde kurduk burada çok teşekkür ediyorum ben hepinizi izleyenlere izlemeyenlere beğenenlere beğenmeyenlere hepsine çok teşekkür ediyorum bana destek olmak isterseniz videonun içinde söyledim e, açıklamalarda vereceğim birkaç link var e, Eğer alışverişlerinizi oradan yaparsanız e, Ben de bu tarz videoların sayısını arttırmak konusunda ve çeşitli donanımları da alma konusunda oradan elde ettiğim geliri tamamıyla bu işe ayırıyorum onu da altını özellikle çizeyim YouTube kanalıma aboneysenizdir diye tahmin ediyorum ama aramızda olmayanlar var e, o bir kısmı abone olmadan izliyor. Abone olursanız sevinirim. O rakamlar benim için çok önemli değil ama markalar bazen soruyor. Özgür kaç abonem var? Kaç kişi izliyor? Videoları nasıl izleniyor falan diye. Oralarda kullanacağım rakamlar. Yoksa abone olmasanız da canlı sağ olsun diyorum. İsterseniz beni Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.